Metropolitan Sanat Müzesi'nin bir bölümü olan The Cloisters'ta Belmonteli Usta olarak tanınan bir sanatçının büyük panolu resmi karşımıza çıkıyor. Usta terimini sanatçının kimliğini ortaya çıkaramadığımız zaman kullanıyoruz. Belmonteli Usta, 15. yüzyıl İspanyası'ndaki Aragon bölgesinden ve burada gördüğümüz tablosunda baş melek Mikail, şeytanı mızraklarken resmediliyor. Hem de nasıl bir şeytan. Bu arada baş melek Mikail'e Hristiyan kaynaklarında bazen Aziz Mikail dendiğini de hemen ekleyelim. Aziz Mikaili tablolarda genellikle kimin cennete ve kimin cehenneme gideceğini belirlemek için kutsanmış olan ve lanetliği tartan bir teraziyi tutarken görüyoruz. Ancak kötülüğü yenerken de resmedildiği görülüyor. Bu şekilde görüldüğü zaman burada olduğu gibi genellikle bir zırh giyiyor. Efsanevi bir zırh giymiş ve şeytanın üzerinde duruyor. Bu kilisenin günaha ve şeytana karşı zaferinin bir sembolü olan kilise militanının simgesi durumunda. Ancak burada sanatçı gerçekten bir takım oyunlara başvurmuş. Şeytan berbat, iğrenç ve gerçekten rezil durumda. Ama hemen hemen komik de denilebilecek bir halde. Sanatçı burada şeytanı tek bir beden halinde göstermek yerine, birbirlerini ısıran ve insan biçimini almış farklı farklı yaratıklar betimlemiş. Orada burada ters dönmüş kuş kafalarını görüyoruz yine kuş pençeleri görüyoruz. Şurada köpek kafalarına benzeyen bir şey ile karşılaşıyoruz. Yeşil gövdenin kollarını ısıran şeyin ise sürüngenler olduğunu anlıyoruz. Tüm bu farklı yüzleri bu figürün üzerinde görüyoruz. Hatta bir tanesinin saç modeli de oldukça ilginç. Belki de bazılarınız için iğrenç gelebilecek şey, kulağın içinden çıkan kurbağa ve yılan olabilir. Ve tabii ki her yerde dolaşan böcekleri de sayabiliriz. Bu yaratığın kuyruğunun bir kuş kafası oluşturduğunu ve ağzında bir böcek tuttuğunu görüyoruz. Aynı zamanda eskiden kötülük ve şeytanla ilişkilendirilen tüm bu pullu sürüngenleri görüyoruz. Şeytanın ağzından geçen bir mızrak olmasına rağmen şeytanın aslında rahat bir şekilde uzanması ilginç bir durum. Sanki şeytan sahilde güneşleniyor gibi. Şeytan yerde uzanırken Aziz Mikail onun üzerinde oldukça görkemli ve soğukkanlı görünüyor elinde bir kalkanla zincirli zırh içinde duruyor. Kılıcı belinde, sağ elinde mızrağı, sol elinde ise kalkanı tutuyor. Ve arkasından açılan güzel kanatları sanki onu saracakmışçasına ileriye doğru hareket ediyor. Sanatçı, Mikail'i dikkatlice ve olabildiğince detaylı betimlemeye özen göstermiş. Kanatları oluşturan tavus kuşu tüylerine bakın. Tablo yeni ve parlak olduğu zamanlarda kesinlikle muhteşem olmalıydı hatta farklı renklerde diğer kanatları var. Limon yeşili, açık pembe ve altın renkte tonlar görüyoruz. Ve tablonun geri kalan kısmı da bir o kadar ihtişamlı. Belmonteli usta gerçekten detaylar açısından hiçbir masraftan kaçınmamış. Bu gözler için gerçek bir şölen. Bu durumu yerdeki çinilerden görüyoruz. Burada İslami desenler barındıran çiniler o dönemde İspanya'da yaygın olarak kullanılıyordu. Belmonteli da İspanyol bir sanatçıydı. Ancak onun eserlerinde Hollanda'ya özgü yani flaman unsurlar görüyoruz. Bunun sebebi 15. yüzyılda flaman tablo teknikleri ve özelliklerini kendine uyarlayan ve kullanan birçok sanatçı olmasıydı. Örneğin detaylara ve farklı dokulara yoğun ilgi gösterildiğini ve yağlı boya kullanıldığını görüyoruz. Bu tablo yağlı boya ve temperanın bir karışımı fakat daha zengin renk paleti oluşturmak için yağlı boyanın farklı tonlarla kullanıldığını görüyoruz. Ve gerçekten de bunu Aziz Mikael'in giydiği mavi pelerin ve iç kısmındaki parlak koyu kırmızı rengi ile göz alıcı bir biçimde görüyoruz. Az önce bahsettiğim doku olayına geri dönmek istiyorum. Çünkü bu düz bir tablo değil. Sanatçı gesso kullanarak tabloda farklı katmanlar oluşturmuş. Muhtemelen amacı tıpkı bir rölyef gibi heykelsi bir yapı yaratmaktı. Sanat tarihinde buna pastiglia diyoruz. Bu İtalyanca sözcük sanatçının boyanmış yüzeyde oluşturduğu üç boyutlu nitelikleri ifade ediyor. Tabloya yaklaştıkça üzerinde parlayan ışığı görüyoruz ve bu sanki figür iki boyutlu alandan çıkıp bizim alanımıza girecek gibi duruyor. Bu tablonun aslında müzede sergilenmek için yapılmadığını da unutmamak gerekir. Tablo kilise ortamında görülmesi için yapılmıştı. Duvarın yukarı kısımlarına asılan bu tabloya kilisenin pencerelerinden giren güneş ışınlarının yanı sıra duvardaki mumlar ve yağ lambalarının ışıkları da yansıyacaktı. Tabii ki alevler titreyerek yanacak ve yüzey üzerinde dans ederek bu figürü canlandıracaktı. Burada gesso ve rölyeflerle yapılan yüzeyin çoğu altın yaldızlı ya da gümüş renkli. Bu kısımlar lüks ve ihtişamı akla getirse de teknik özelliklerinden dolayı ışığı daha parlak bir şekilde yansıtıyorlardı. Bu tablonun kilisede görülmesi için yapıldığından bahsetmiştik ama aslında bu tablo çok daha büyük bir sunağın sadece küçük bir kısmı. Bu noktada poliptikten bahsetmek istiyorum. Poliptik birçok farklı sahneyi farklı panellerle gösteren çoklu bir tablo gibidir ve birden fazla azizi konu edinir ve poliptikler kiliselerde olduğu için azizlerin kendisinin yanı sıra onların kutsallıklarını vurgulayacak sembolleri ve motif türlerini de görmek mümkün ki zaten bu tabloda da bunları görüyoruz. Mesela Aziz Mikail'in arkasına bakarsak arkasında asılı duran güzel bir brokar olduğunu görebiliriz. Üzerinde brokarın asılı olduğu mavi ve beyaz çizgili duvarı da fark edebiliriz. Bunlar sadece Aziz Mikail'in önemini vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda bu tabloya daha büyük bir yüzey dokusu ekliyor. Bu muhteşem brokarın içinde nar ve deve dikeni motifi olarak bilinen oldukça standart bir motif görebiliriz. Brokarın biraz gösterişli olması Doğu Akdeniz kültürleriyle bağlantısını açığa çıkarıyor. Bu arada bu brokar sadece İslam ülkelerinde görülen bir tasarıma sahip değil. Çünkü bu motifleri aynı zamanda İspanya'da da görüyoruz. Çünkü orada üç inancın uzun ve zengin bir geçmişi var. İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlığın İspanya'da birbiriyle kaynaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Ve bir dereceye kadar bu durum bu tabloda özetlenmiş. Örneğin yerdeki çiniler muhtemelen İslam dünyasındaki çinilerle aynı tasarımda ve bu brokarda dediğimiz gibi İslam ülkelerinde görülen bir tasarıma sahip. Ancak son olarak şunu da belirtelim Tablodaki brokarda veya çinilerde İslami motiflerin kullanımında bir sıkıntı görülmese de aslında bu dönem İspanya'da İslamiyete karşı Hristiyanlığın hüküm sürmeye başladığı Reconquista denilen dönemin doruk noktasıydı.